Şimdi de projenin öncüsü ve yürütücüsü, sosyal sendikacılığın öncü lideri, Türk İş Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı, Türkiye İşçi Sınıfının lideri Sayın Kevin Kavlağı konuşmasını yapacak. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, okulumuzun değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli yöneticileri, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli İl Milli Eğitim Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, üniversitemizin değerli hocaları, akademisyenleri, basınımızın müzede temsilcileri, değerli temsilcileri, değerli emek dostları, değerli emekçi kardeşlerim, çalışma arkadaşlarım. Bugün burada sadece bir eğitim projesi görenler yanılırlar. Sadece bir okul görenler, sadece öğrenci, öğretmen görenler, sadece derslikleri, ilişkileri görenler, atölyeleri görenler yanılırlar. Bugün burada sadece bir protokol imzalandığını düşünenler de yanılırlar. Bugün burada gerçekten ne olduğunu görebilmek için görünenin arkasına bakmak gerekir. Bugün burada olan görünenin çok ötesindedir. Çünkü bugün burada umut var, hayat var, gelecek var, gelecek var, gelecek. Bugün burada ülkemizi, sanayimizi, işkolumuzu kalkındırma, İstihdama katkıda bulunma heyecanı var. İş gücümüze kalite, işçimize nitelik, gençlerimize yetenek kazandırma heyecanı var. Bugün burada iş var, aş var, ekmek var. Gencecik insanlar için gelecek, ailesi için huzur, kendisi için güven var. Ve değerli katılımcılar, bugün burada bu ülkenin bir yurttaşı olarak görevini yerine getirmenin mutluluğu var. Derde derman olmanın, ihtiyaca çare olmanın, yaraya merhem olmanın mutluluğu var. Kısacası değerli katılımcılar, kısacası bugün burada siz varsınız, siz. İyi ki de varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar, ben Türk Metal Sendikası'nın genel başkanıyım. Türkiye'nin en büyük, en güçlü sendikasının lideriyim. Yüz binlerce üyemizin muazzam bir gücün de temsilcisiyim. Türkiye'de milyonlarca emekçinin sözcüsüyüm. Çok mücadele ettik. Çok zaferler kazandık. Çok gururlandık. Ama size bütün samimiyetimle söylüyorum, hiç bu kadar mutlu olmadık. Hiçbir proje, hiçbir zafer, hiçbir toplantı bu kadar bizi mutlu etmedi. Sendikanla, teşkilatımla, yaptıklarımızla hiç bu kadar gurur duymam. Bize bu gururu, bu mutluluğu yaşatan ülkemizin dört bir yanındaki emekçilere, Türk Metal üyelerine buradan selam olsun. Hepsini size sizin huzurunuzda selamlıyorum. Değerli katılımcılar, bugün burada gördükleriniz uzun bir sürecin sonucudur. Bir fikrin projeye, o projenin gerçeğe dönüşmesi öyle kolay değildir. Bazen kötü bir fikirden yola çıkılır, sonucu hüsrandır. Bazen fikir iyidir ama projelendirmesi yanlıştır, sonuç yine hüsrandır. Bazen fikir de doğru, proje de doğrudur ama iş yanlış insanların elindedir, bir türlü hayata geçirilemez, sonuç yine hüsrandır. Oysa burada hem fikir doğruydu, hem projelendirilmesi doğruydu, hem de doğru insanlar vardı. Bugün eğer bu proje fikirden gerçeğe dönüşmüşse, bunda bize destek olan sosyal ortaklarımızın katkısı çok büyüktür. Onlara da, bu süreçte bize destek verenlere, gerektiğinde aklını, fikrini, bilgisini, gerektiğinde kaynağını, zamanını ayıran
harcayanlara, bu işe gönül veren değerli sosyal ortaklarımıza da sizden huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki onlar da var. Değerli arkadaşlar, belki bugün bu salonda buluşanlar sayıca az olabilir. Ama emin olun, bu proje meyvesini verince etkisi çok daha büyük olacaktır. Çünkü burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Burada uzlaşma denedikleri birleştirdik. Bakın herkes görsün. Burada işçi sınıfı var. Burada işveren var. Burada tam adına devlet var. Yani burada herkes var. Bu toplumu oluşturan bütün kesimler buradadır. Birbiriyle uzlaşma denilen kim varsa burada. Bu projede herkes var. Akıl var. Bilgi var. Bu projede iş birliği, el birliği, gönül birliği var. Değerli arkadaşlar, bu projenin bütçesi başkalarına az gelebilir. Dev projelerin yanında küçük kalabilir. Ama emin olun, sonucu diğerlerinden daha hayırlı, daha mutlu, daha büyük olacaktır. Çünkü dostlarım, bu projenin sonucu doğrudan insan olacaktır, insan. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli insanlar olacaktır. Buraya işsiz kalarak olup gelip iş bulan, mesleksiz gelip meslek sahibi olan, yeteneklerini geliştirmek için gelip yeni yetenekler kazanan, kısacası umutla gelip geleceğe güvenle bakan insanlar olacaktır. Bu proje hayat yarışına bir adım geride başlayanlara doping olacaktır. Bundan daha büyük bir proje olabilir mi? İnsana bundan daha büyük bir yatırım olabilir mi? Emekçiye bundan daha büyük bir katkı sağlanabilir mi? İşte o yüzden bu projeye katkısı olanlar kendileriyle ne kadar övünseler azdır. Ne kadar gurur duysalar azdır. Katkısı olan herkese sizler huzurunda bir kez daha teşekkürü başlıyor. Değerli katılımcılar, bizi bilenler iyi bilir ama bilmeyenler için kısaca anlatmak istiyorum. Bizim açımızdan bütün bu projelerin, bu girişimlerin, bu heyecanın altında sosyal sendikacılık kavramı yapmaktadır. Bu kavramı, sosyal sendikacılık kavramını dünya gündemine ilk getiren Türk Metal'dir. Bu kavramla birlikte sendikal mücadeleye yeni bir boyut geldi. Bu kavramla birlikte sadece üyesi için değil, sadece onların ücretleri için değil, sadece çalışma koşulları için değil, mücadelede sendikacılık dönemi bitmişti. Artık sadece üyesini değil, ailesini ve doğal üyesi olarak kabul eden, onların isteklerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını da dikkate alan, çözüm için çaba gösteren, emek veren, kaynak ayıran yeni bir sendikal anlayış başlamıştır. Bu anlayış, üyesini sadece aile ödediği sürece değil, ömür boyu büyük bir ailenin ferdi sayan, işsiz kaldığında bile yanında olan anlayıştır. Ve Türk Metal işte bu anlayışın öncüsüdür. Bizim için sadece üyemiz değil, onun ailesi de en az onun kadar önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. Onların mutluluğu, huzuru, güveni en az aktif üyemiz kadar önemlidir. Biz sadece üyelerimizin alın teri değil, onun çocuğunu, çocuğunun geleceğinde bize emanet sayarız. Hem de en kıymetli emanet. İşte bu proje, bu bakışın, bu aklın, bu bilincin ürünüdür. Yola böyle çıktık. Böyle başladık. Bugüne böyle ulaştık. Bize bu muhteşem tesis açan, bu eğitimin gerçekleşmesi için önümüzü açan, kısacası umudumuzun yeşermesi, hayallerimizin gerçekleşmesi için katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, burada eğitim alacaklara, o gencecik fidanlara sesleniyorum. Kim olursa olsun, ister işini kaybetmiş gönül yeriniz olsun, ister toplumsal adaletsizlik yüzünden hayat yarışına geç başlamış olsun. Okuma, meslek edinme şansı bulamamış bir talihsiz olsun. İster işini değiştirmek için yeni bir meslek edinmek isteyen, isterse kendini geliştirmek için
eğitime katılmak isteyen olsun, kim olursa olsun bu kapılar onlara açık olacaktır. Ama bu kapıları açık tutmak da onların sorumluluğunda olacaktır. Bu projenin sürdürülmesi, devam etmesi, yeni öğrencilere imkan tanınması burada eğitim görenlerin başarısına bağlı olacaktır. Onun için burada eğitim görecekler sadece kendilerine ya da bize değil, bütün dünyaya bu projede ne kadar faydalı olduğunu, bu projenin ne kadar faydalı olduğunu göstermek zorundadır. Bu projeye katılın ve insanın isterse kaderini nasıl değiştirebildiğini, geleceğini yeniden nasıl biçimlendirebileceğini, deyin yerin neyse kendini yeniden nasıl yaratabileceğini dünya alemine gösterin. Bunu gösterdiğiniz sürece bu kapılar sonsuza kadar size ardına kadar açık kalacaktır. Biz sonuna kadar bu projenin arkasında duracağız. Size buradan söz verin. Bugün atacağımız imza ile sosyal ortaklarımızdan da söz alacağız. Hepimiz burayı yaşatmak için bütün imkanlarımızı, olanaklarımızı zorlayacağız. Çünkü bu proje buna kadar. Değerli katılımcılar, bu öyle bir proje ki hem Mehmetçiğe katkısı olacak, hem işverene, hem de bütün topluma. Bir yandan öğrenciler meslek edinecek, o mesleğiyle iş garantisiyle işe girecek, iyiler başarılı olana iş sahibi olma imkanı bulacak. Bir yandan işveren vasıflı eleman sorununu çözüm bulacak, uzun eğitim sürecini burada aşacak, en iyi eğitim almış elemanla çalışma şansını yakalayacak. Bir yandan da devlet ihtiyaca göre eğitime katkıda bulunarak büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş olacak. İşte bu yüzden kitaplarda yazan ama gerçek hayatta bir türlü karşılığını bulamayan kazan kazan ilkesi bu projeyle hayata geçecek. Bu proje bir katma değer projesidir. Bu proje hayata, topluma, ülkeye, Türkiye'ye değer katma projesidir. Ne mutlu bu projeye katkıda bulunanlara. Değerli arkadaşlarım, bu karşılıksız bir eğitim. Ne borç, ne mecbur hizmet, hiçbir şey istemiyoruz. Ne diploma mecburiyeti var, ne yazsın. Koşulsuz, karşılıksız bir eğitim. Ama ben bir şey istiyorum. Ben bir baba, bir abi, bir kardeş olarak, Türk Metal'in lideri olarak bu eğitime katılanlardan bir şey istiyorum. Onlara sesleniyorum. Bu eğitimden yararlananlara sesleniyorum. Lütfen projeye ayrılan kaynağı, bu kaynağı sizin için biriktiren emekçileri hiç unutmayın. Çünkü bu para bizim paramız değil. Bu para Türkiye'nin dört bir yanında ateşin karşısında saatlerce ter döken, tonlarca yükün altına giren, çalışan, didinen, yıpranan, hasta olan, hatta sakat kalan, hatta burada hayatını kaybeden yüz binlerce emekçinin bize emanetidir. Bu yüzden değerli kardeşlerim, bu kaynağı size gönderen emekçi kardeşlerinizi, abilerinizi, ablalarınızı, amcalarınızı, teyzelerinizi, alın terinden, umudundan başka, sizlerden başka bir şey olmayanları sakın unutmayın. Sizi hiç tanımadan, sizin yüzünüzü bile görmeden, sizin için kaynak ayıran, lokmasından kısarak sizin için harcayan o emekçileri unutmayın. Hepimiz onlara şükran borçluyuz. Ama hiçbirimizin borcumuzu kuru sözle ödeme lüksümüz yok. Kuru bir teşekkür yetmez. Onlara hediyelerin en büyüğünü vereceksiniz. Buradan çok çalışarak, bir meslek sahibi olarak, geleceğe güvenle bakarak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Buna her şeyden çok ben inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Sizler sadece ananızın, babanızın umudu değilsiniz. Sizler bizlerin de hepimizin geleceği, ülkemizin yarını bizim umudumuzsunuz. Bu projeyle geleceğimize, umudumuza, sizlere bir nebze olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Ne mutlu sizlere. Bu duygularla hepinize en içten sevgi ve saygıyla kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi de bu değerli projenin tarafları olan Türk İş Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Devrim Kavlak ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Melih Sarıkaya'yı protokolü imzalamak için sahneye davet ediyorum. Az
kapatmayın. Askeri arkadaşlar, çıkabilir miyiz? Başkanım bekleyin. Bu tarafa bakın. Bu tarafa bakın. Bu tarafa başkan.